Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, ayın 20'sine kadar Güneş İkizler Burcu'nda parlayacak ve Jüpiter İkizler Burcu'na 26 Mayıs itibariyle geçişini yaptığı biliyorsunuz ve Haziran 2025'e kadar bir yıl boyunca Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak. Tüm hava burçlarımız gibi sizi de çok güzel destekleyecek bu dönemde. En şanslılardan biri de sizsiniz. Ve Haziran'a da oldukça şanslı ve kısmetli başlıyorsunuz. Jüpiter'in yanı sıra Venüs ve Merkür de İkizler Burcu'nda. Özellikle ayın ilk yarısı içerisinde çok önemli etkiler alabilirsiniz. Hava elementinin o hızlı, değişken, çok yönlü sosyal enerjileri hayatınıza da önemli hareketlilikler getirebilir. Beşinci evinizde Jüpiter, Venüs, Merkür, Güneş geçişleri var. Ve 4 Haziran'da Jüpiter'in burcunuzdaki Plüto'yla da güzel bir hava üçgeni oluşacak. Oldukça da güçlü bir açı aslında baktığımızda. Hani bu size maddi kazançlar getirebilir. Ve tabii ki duygusal konularda da çok sevindirici, güzel fırsatlar getirebilir. İşte çocuklarla ilgili müjdeli haberler, şanslı etkiler, aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler, dikkat çekeceğiniz ve öne çıkacağınız, gerçekten başarılı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. 6 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşır biliyorsunuz. Bu yeni ay özellikle hava burçlarımızı destekleyen bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 12-20 derece aralığındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Değişken burçlarda ikizler, yay gibi gezegenleriniz varsa etkiler daha da bir artabilir. Çok daha hareketlilik getirebilir hayatınıza. Bu yeni ay ile beraber yeni bir karar vermeniz, işte hayatınızda yeni bir fırsatı değerlendirmeniz, bir girişimde bulunmanız mümkün. Çünkü cesaretinizin de arttığı bir süreçtesiniz. Yeni ayda Mars'ın da Koç burcunda olması sizi çok daha cesur, daha girişken yapıyor. İnisiyatif alabilir bir haldesiniz. Yeni fikirler var, düşünceleriniz var. Ve gerçekten çok üretken olduğunuz bir dönemdesiniz. Bir şeyleri yazabilirsiniz, üretebilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar içinde aslında, sanatsal etkinlikler içinde güzel bir dönemdesiniz. Ama ikizler biraz daha böyle bilgi paylaşımı, daha entelektüel konular, teknolojiyle ilgili çalışmalar, ticari aktiviteler, seyahatler, yolculuklar, eğitim konuları, işte halkla ilişkiler, reklam, pazarlama gibi konular. Bu sektörleri özellikle çok daha fazla hareketlendirebilir ve bu alanlarda çalışıyorsanız siz de çok aktif olabilir ve yeni fırsatlarda karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili güzel gelişmelerin, başlangıçların olması mümkün. Aşk hayatınızda yine önemli fırsatların karşınıza çıkması, Venüs'ün ve Jüpiter'in desteğiyle romantik fırsatların karşınıza çıkması mümkün. Çocuklarınızla, sevdiğiniz kişilerle güzel planlar da yapabilirsiniz. Bu güzel, keyifli bir tatil olabilir, bir yolculuk olabilir. Veya çocuk sahibi olma konusunda önemli bir etki var. Gerçekten gökyüzü sizi, eğer çocuğunuz yoksa, çok destekliyor sevgili kovalar. Hem Jüpiter etkisi hem Venüs etkisi, Haziran ayında bazı önemli müjdeler, güzel haberler gelebilir. 9 Haziran Güneş Satürn karesi kendi içinde biraz sorumlulukların, biraz kısıtlamaların olabileceği bir gün. 9 Haziran yani bu parasal konuda bir baskı yaratabilir sizde. Ya da hani böyle bir planladığınız işin gecikmesi ya da biraz daha yüzeysel olan konuda biraz daha belki derinleşmeniz gerektiğini işaret edebilir. Para konularına daha uzun vadeli bakmakta, çok hızlı kararlar vermemekte fayda var. Ve Mars Boğa burcuna geçecek ayın 9'undan itibaren. Enerji gezegeni Mars 4. evinize doğru geliyor. Bu dönem demek ki sizin için biraz daha böyle evde yapılacak işlerin olabileceğini gösterir. Evde çalışan kovalar için tabii ki daha aktif bir dönem. Bununla birlikte Mars, belki bir böyle bir ev işiniz var, bir toprak işiniz var. Bunlarla uğraşabilirsiniz. 11 Haziran, 12 Haziran Mars Plüto karesi. Buna biraz dikkat edelim. Mars Plüto karesi böyle biraz stres yaratabilir. İşte aile üyeleriyle ilgili alanda ebeveynlerle çalışabilirsiniz belki. Ekstradan bir sorumluluk olabilir hayatınızda. Biraz sağlık konularında işte zorlanmalar olabilir. Yaralanmalara dikkat edin. Kas eklem zedelenmeleri, ağrıları artabilir. Enfeksiyonlar biraz daha artabilir. Çünkü Plüto burcunuzda ve bu da size etkisi olabilir. Bu dönemlerde özellikle daha hassas olabilirsiniz. 17 Haziran itibariyle Merkür ve Venüs Yengeç burcuna geçecek. İkisi birlikte geçişlerini yapıyorlar. 6. evinize gelecekler. Güneş ayın 20'sinden sonra
Yengeç burcuna geçecek. 6. ev aslında iş ve çalışma alanıdır. Yaz aylarındayız ama siz biraz yoğun olacaksınız bu dönemde. Mesleki konularda daha aktif olabilirsiniz. Çok fazla işiniz olabilir. Bununla birlikte çalışma ortamlarınızda gereken destekleri de alabilirsiniz. İş arayanlar için de güzel haberler gelebilir. Bir yardımcıya ihtiyacınız varsa mesela, bir yardımcıyla anlaşmanız mümkün. İşlerinizi daha iyi organize etmeniz, planlamanız da mümkün görünüyor. 22 Haziran'da 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Sevgili Kovalar, 12. ev Dolunay'ı bu. Daha çok önce burçları etkiliyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda Oğlak, Yengeç, Terazi ya da Koç, 1 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa daha fazla temas edebilir sizin için. 12. ev Dolunay'ı birazdan içe yönelme, biraz böyle kafanızı dinleme, biraz sakinleşme dönemi aslında. Bir tatil de olabilir bu. Hani yoğun iş temposundan biraz uzaklaşmak için kendinize zaman da ayırabilirsiniz. Veya işte sağlık kontrolleriniz var, tedavileriniz var, böyle bir check-up yaptıracaksınız. Ruhsal, bedensel, zihinsel iyileşme ve arayışlarınız olabilir. Bunlara zaman ayırabilirsiniz. Hayatınızda bazı önemli farkındalıklarınız olabilir. Ne olabilir? Hani belki size uygun olmayan bir işi bırakmak ya da bir çalışma yöntemini değiştirmek, yer değiştirmek olabileceği gibi çalışma arkadaşlarınız ve çevresel konularla da ilgili olabilir bu hizmet aldığınız kişilerle ilgili. Veya işte bir alışkanlığınız var, zararlı, artık sizin için gerekli değil, onu bırakabilirsiniz. Yeni bir beslenme programı, yeni bir diyet programı ve benzeri bu uygulamalar olabilir. Bu önemli bir dönem ama sizin için biraz şifalandırıcı, biraz içe yönelme gerektiren, biraz böyle maneviyatın öne çıktığı bir dinlenme süreci, bir inziva süreci olarak da karşımıza çıkabilir. Özellikle Haziran'ın son günlerinde Dolunay tesirleri hayatınızda belirleyici olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.